TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Murat, bir tane dizüstü bilgisayar inceliyoruz bu bölümde. Evet. MSI'dan. Adını neydi? Söyleyelim mi? Başlayayım ben. GS73VR. 73VR 7R Gestalt Pro. Stealth Pro. Güzel. Evet. MSI'nin bütün yine şeyleri böyle uzun kodludur ya, bölgesine ve modeline göre de değişir. Bunun da aslında bu Stealth Pro da diyebilirsin tek başına. Bir kere 17 inç herhalde. 17.3 inç. Şimdi GS serisi, bu S zaten işte şey, bu Stealth serisi benim en sevdiğim seri bu MSI laptoplar için. Tek sebebi şu: bir, zaten inceliğini görüyorsun. Bu seri hep incedir. Ve bak, hiçbir yerinde, bu oyuncu laptopu ama abartılı bir ışık, bir kırmızı çizgi, bilmem, hiçbir şey göremez. Bir klavyesi. Klavye istersen onu da bu evet, RGB aydınlatmalı, onu da istersen full kapa ya da tek renk yansın. O tamamen senin kontrolünde olan bir şey. Bu çok sade, çok güzel bir tasarım. Ama oyun bilgisayarı değil evet, mi? Evet, bu oyun bilgisayarı. Güzel. Zaten 17.3 inç ekranla geliyor. İş için bu kadar büyük bir şey almana gerek yok zaten. Yani normal şartlarda artık bugün incecik kağıt gibi bilgisayarlar var. Onlardan al. Taşınabilirliğini artır. 17 inç ekranı ben isterim ama ya. Yapacağın her işe zaman göre rahatlık oluyor. Yapacağın işe göre değişir. Bunu işte taşımaya göze alıyorsan tabii ki alabilirsin de. Ya ağırlığıyla ilgili bir sorunu yok da işte biraz büyük yani, sadece o sıkıntı. Evet, büyük. İnce o konuda da hani bir sıkıntısı yok. Hı. Ama 2.43 kiloyu yanında taşıyacağım. Doğru. Şimdi, dediğin gibi artık günümüzde hani İstersen taşınabilirlik, istersen çok daha evet, hafifler var. Ama onlarda da şey yok işte. Bundaki donanım yok. Tabii bunun performansı orada yok. Ne var peki içinde? Ondan önce onları halledeyim de. i7-7700 HQ var. Hı hı. 2.8 GHz bunun hızı. Ama 3.8'e kadar çıkabiliyor. Benim testlerime göre 4 çekirdek çalıştığı zaman, 8 çekirdek hyperthreading de var bu arada. Full çekirdek çalıştığı zaman 3.3'e kadar çıktı. Hı hı. Daha fazla artmadı. Tek çekirdek çalıştırdığım zaman da 3.6 GHz'e kadar kendini overclock edebildi. 2 slot bellek destekliyor. İkisi de dolu bunda. 2x16, 32 hı. GB DDR4, 2400 MHz. No, 32 RAM. Evet. İçinde bunun GTX 1070 var ama şöyle Max-Q olan 1070'ten bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi bu Nvidia ne yaptı? Mobili kaldırdı biliyorsun. Evet. Dedi ki ben masa üstünde ne kullanıyorsam aynı GPU'yu artık laptoplarda koyabiliyorum. Mobil diye ayırmama ve hızını düşürmeme gerek kalmadı dedi. Fakat bu Max-Q'ya mobil 1070 diyebilirsin. Daha sonra çıktı. Yani isteyenler için evet, incelik vesaire falan düşünen firmalar için yine çıkarmak zorunda kaldılar. Küçük aslında biraz. Aslında Max-Q bu laptop formunun da şey değil tam bana sorarsan. Hı. Hani o daha da küçük. Hani hiç 1070'e hiç sokamayacağın bir yerde Max-Q sayesinde 1070'e yakın bir performans sunabiliyorsan tamam. Hı hı. Ama bu MSI'nin zaten bu GS serisi bu kadar inceydi. Hani çok lazım mıydı? Bence çok lazım değil. Buna normal 1070'i de takarsın ve aynı şekilde bence soğutursun. Hı hı. Ne kaybediyorsun Max-Q olunca? Bir defa %15'e yakın performans kaybediyorsun. Masaüstüne göre demiyorum. Laptoplardaki normal 1070'e göre. Çünkü tamam, biliyorsun masaüstü 1070 ile laptoptaki 1070 de tam böyle %100 aynı değil. Hatta laptoptakinin shader sayısı daha fazla. Evet. Orada öyle bir değişiklik. Öyle bir tuhaflık vardı. Bunun saat hızları daha düşük. O yüzden işte o birazcık performans kaybediyor. Şöyle, bunun bir güzel yan etkisi var. Bak, görüyor musun? Adaptörü insancıl. İnsani boyutlarda diyorsun. Evet. Yani bunun MSI'nin diğer daha yüksek performanslı sistemlerinde öyle adaptörler geliyor. Evet. Ki evet, bir de tuğla taşıyorsun yanında. Bu gayet ince. Ses tarafında da bence olumlu bir tarafa gidilmiş. Yani bunu biliyorsun, şu anda hiçbir ses çıkarmıyor. Hı hı. Ama oyuna bir yükleniyorsun, ortalığa kaldırır ya oyuncu bilgisayarları. Bu o kadar kaldırmıyor. Bunun peki sesi daha şeyi nasıl o zaman? Performans, yani ekran çözünürlüğüyle uyumlu mu? Şimdi MSI'de her genelde laptopun birkaç tane çeşidi oluyor ekran anlamında. İşte 4K'sı oluyor, Full HD'si oluyor, IPS'i vesairesi. Bu şey 1080p tamam, ama 120 Hz. Güzel. Şimdi 1070 ile birleştirdiğin zaman Max-Q olması çok dert değil. Biraz tamam performans düşüşü yaşayacaksın ama ideal yine 1070 panelinde 1080p için fazlasıyla yeterli. Hatta ki şey, ekran çözünürlüğünün 120 olması da tazeleme olanının 120 evet, olması şey, iyi. Çünkü oralara çıkıyorsun. Görecekler birazdan oyun testlerinde. Hı hı. O 120 FPS'lere bu ulaşıyor. G-Sync yok bunda. Ama olmamasının işte 120 olduğu zaman telafi ediyorsun. O şey rahatsız etmiyor. T-Link'ler vesaireler daha az rahatsız edici oluyor. Çünkü fark etmiyorsun. 60 Hz olsaydı 60'ı habire aşacaktı bu. Doğru. Dolayısıyla T-Link efektleri daha gözükecekti. Ama yine de olmasını isterdik. Yani çok şart değil.
şey var. Hani bunda da mesela bu 60 olsaydı bunun paneli. Oyunu 60'a kitleyip oynardın. Çoğu oyunu oynardın. Çünkü benim aldığım test sonuçlarına göre en kötü senaryoda zaten hep 60'larda geziyorsun. Doğru. Ki ben açabileceğim her şeyi açıyorum. Benim kriterim bu. Hani 1080p mi olacak? Ama o zaman her şeyi açacağım. Hı-hı. Hiçbir şey kısmayacağım. Yani şöyle diyeyim sana. Mesela gittim Shadow of War'da 66 FPS aldım ama nasıl? Gittim 4K çözünürlük paketini yükledim. Yani ayarları zorladım. Bir de onları da yükledim. İşte 66 en kötü senaryo. Yani daha sonra ortalama. İşte Tomb Raider'da 81 FPS aldı. En yüksek ayarlarında. Hı-hı. Bir tek Deus Ex'te zorlandı. Orada da işte 44 FPS'ye düşmüş ortalaması. Bir tek onda ama. Geri kalan oyunları zaten canlı gösteriyorum. Mesela Battlefront 2, işte Doom vesaire, işte onlar, Assassin's evet, Creed. Genelde onlar da hep, onlar da zaten çok yüksek. Assassin's Creed benim için birazcık orada ölçü. Origins. Hı-hı. Onda da çok akıcı bir şekilde oynatabiliyor maksimum ayarlarında. Güzel. 4K panelli gelseydi bunları söyleyemeyecektik. Diyecektik ki çözünürlüğü düşür. Öyle oynar. O zaman o 1070 normali bile 4K'da sıkıntı yaşıyor. Yani evet. Max Q'su iyice. O yüzden bu şey ikili iyi olmuş bence. Hı hı. Ekranla. Yani bunu istemiyor musun? Bağla buradan normal büyük ekranı, hatta istiyorsan televizyonunu oyna. O da ayrı konu. Tabii ki bunun da şimdi bakıyorum şeyini söyleyeyim sana. 1100 MHz bu GPU'nun, Max Q'nun çalışma hızı 1070'in. 1266'ya kadar da kendini boost edebiliyor. Hı hı. Ama normalde Max Q olmasaydı 1443 MHz'de 1645 MHz arasında çalışacaktı. İşte bu da oradaki fark da buradan kaynaklanıyor. Shader sayısı aynı 2048. Hı hı. İşte o da kabaca %15'e falan denk geliyor diyorsun. Evet. Üf, valla gayet performanslı. Şey olsaydı daha iyi olurdu. Bu saatten sonra 8. nesille gelseydi işlemci, o belki hani o istenebilirdi. Yoksa işlemcisi de performanslı bir işlemci. Ben tabii şey de yapıyorum arada, işte render testlerini falan da yapıyorum. Hızlı hızlı tamamlıyor işini. O işler için de kullanılabiliyor. Ki CUDA desteği de var. Sonuçta GPU'yu da kullanarak orada ekstra hızlanmalar da uygulamanı destekliyorsa alıyorsun. Fiziki olarak baktığın zaman işte şurada SteelSeries klavyeyi görüyorsun. Bu SteelSeries klavyenin kendi sürücüsü var. Kendi uygulaması var. Hı hı. O uygulamaya girersen buradaki bütün RGB ayarlarını sen yapıyorsun efektlerine kadar. Ya da kapatabiliyorsun ya da tek renk verebiliyorsun. Nasıl istersen. Basış hissini ben seviyorum bu klavyelerdeki. Buradan oynayacaksan hiç sıkıntısız oynarsın. Ya da işte buna bağlayacaksın klavyeni, fareni kendin oyna, kendin çözüm üreteceksin. Ya Murat, daha önceki MSI incelemelerimizde de ben söylemiştim. Bu klavye güzel, dediğin gibi basış hissi falan güzel de şu virgülü evet, yeri olmuyor. Enter yani hakikaten rahatsız ediyor beni. Ona bir keşke şey bulabilselermiş. Evet. Hani sonuçta yazı da yazacaksın, hiç yazmayacak değilsin. O virgül farklı bir yerde duruyor. Kesinlikle öyle. Şu kısımlar hani elini koyduğun yerler rahat. Hı-hı. Zaten metal ağırlıklı bir tasarımı var. Plastik kısımları tasarım güzel. Biraz parmak izi bırakıyor. Parmak izi bırakıyor. Evet, ona bir şey yapamıyoruz. Şu arka taraftan belki görünüyordur hatta. Wi-Fi AC'si var. Gigabit LAN'ı var. Bluetooth 4.1'i var. Üstünde ses sistemi var. 4 tane hoparlör 2 watt'tan. Bir de subwoofer koymuşlar. O oyun için ben hani onun hiçbir modelde tercih edileceğini zannetmiyorum da işte. Kulaklık takmayı tavsiye edersin. Kulaklık tak geç, evet. Baktığın zaman portlarına şurada 3 tane USB 3.0'ı görüyorsun. Hı hı. Yan tarafta Type-C'si var. Oradan işte o Gen 2 şey 3.0 oradan geliyor. Display portta HDMI da var yan tarafta. Evet, orada display portun da var. Burada kart okuyucun var. Hı hı. Kulaklık çıkışı aynı zamanda SpeedIF. Dijital sistemlere bağlayabilmen için. İçinde depolama olarak orada da pek bir kısıntıya gitmemişler. SSD'yi koymuşlar 256 GB. PCI Express üzerinden çalışıyor. Hı hı. 241 MB saniye. 2461 MB saniye okuma. Hı. Yazması 1037 MB saniye. Tamam. En hızlı SSD'yi koymamışlar ama bu da zaten SATA SSD'den çok daha hızlı. 2000 yani bayağı yüksek. Gayet hızlı. 1 TB depolaması var. Hani en hızlılar dediğin de bu arada şey söyle, biz hani 3000'leri falan görüyoruz. Onlar da öyle 5000 olmuyor. Evet. Mekanik hard disk 1 TB 5400 RPM koymuşlar. Ama onun da hızı 115 MB saniye okuma, 101 de yazma. Yani 100'ü geçiyor en azından. Ama 5400 RPM. Şöyle bakayım sana başka ne anlatacağım. Şimdi bataryası bunun 51 watt saatlik bir batarya. Benim testime göre batarya testini yaptığım zaman bu PC Mark'taki 2 saat götürüyor. Hı hı.
internet kullanımında bunu çok daha öteye taşıyorsun tabii de. Oyunlarda adaptöre bağlı kalacaksın. Tabii. Bütün oyun sistemlerinde böyle. Zaten performansını vesairesini de öyle alıyor. Fiyatı 13.000 TL. Asıl önemli nokta. Şimdi. Sen az önce içindeki diskten falan kısıntı yapmamışlar evet. deyince ben de hemen şey uyandı. Acaba fiyatında ne yapmışlar diye. Ya oradan kısmamış, işte RAM'ini tam koymuş. Doğru. 1070'li bir sistem alıyorsun. Hı hı. Bu rakamlar zaten aşağı yukarı hani 10.000 üzeri böyle bir performanslı oyun bilgisayarı istiyorsan laptop tarafında vereceğin rakamlar bunlar maalesef. Hı hı. Tabii yine şey muhabbetleri her zaman oluyor ya bunun yerine masaüstü toplarım. Toplarsın da taşıyamıyorsun işte. O hep sıkıntı o. Bu alet bayağı bir işte hani oyun dahil masaüstünün yerini alabilecek performans sunuyor. Eskiden olsa mobil versiyonluydu her şey. GPU da mobil versiyonluydu. Performans açıklığı çok fazlaydı. Hı hı. Şimdi o kadar değil. Eskisi kadar değil. Masaüstüyle araları kapandı. Bu rakamları yani böyle bir keyif istiyorsan bu rakamları gözden çıkarmak zorundasın. Bir uzun ömürlü müdür bu sistemler? Performans olarak bayağı uzun süre götürür seni. Doğru. Bir tek şöyle bir şey var. Bu sistemde ısınma sorunu var. Yani hı. ısıtıyor. Yani bunu oyun oynarken kucağında tutmazsın. Yani niye tutacaksın o ayrı konu da hani masa üstünde duracak bu oyun sırasında. Sağ tarafı ısınıyor ve inceliğinden dolayı üst tarafa da geçiriyor. Hı, hissediyorsun oyunu evet. şey yaparken. İşlemci, evet, işlemci GPU'dan her zaman daha çok ısınıyor. Onu hı. da ölçtüm. Sağ tarafta Allah'tan numerik klavye, şey numerik tarafı var. Hani bu taraf daha serin olan taraf. Daha çok hı. elleyeceğin tarafı oyun esnasında. Ama ısınıyor. Kasa kalın olsaydı bu kadar sana hissettirmeyecekti. Hı, doğru. Gürültü seviyesi i̇şte nasıl? Gürültü seviyesi işte fanlarda. Bu normalde hani oyun oynamadığın zaman şu an duyduğun yani ya da duymadın. Şu an duymuyoruz. Fan dev, bu ses bu ama oyuna girdiğin zaman çıkan gürültü tipik oyuncu bilgisayarın gürültüsü de değil. Onu da halletmişler biraz bunda. Hmm. Nvidia'nın iddialarından birisi de oydu zaten. Hmm. Max Q şeyinde başlarında o da evet. vardı değil mi? Birisi yanında sen oyun oynarken bunun yanında oturur ve hani kafam şişti demez. Hı. Ama yüksek ses mi çıkartıyor? Hani normal yani bir normal bir laptopun çok daha üzerinde bir ses çıkartıyor tabii ki de oyun esnasında. Hı hı. Onun dışında yani eskisi kadar böyle senin odayı terk etmen gereken kadar bir durum yok onu söyleyeyim. Sen zaten hani oyuncunun kendisi açısından kulaklığını taktığın için aslında duymuyorsun. O tabii oyuncu sadece. Kulaklığını takacak. Ben daha çok diğerlerini rahatsız etme açısından evet. bakıyorum artık. Max-Q iyi bir şeymiş ama dediğim gibi bunda çok lazım değil. Bunda sen dümdüz bu kasaya 1070'i tak. Hiç kısıntı olmasın. Ne oluyor? Adaptörün büyüyor. İşte biraz daha belki ses artacaktır. O kısımlarda faydası olurdu. Hani Max-Q'nun esas güzel tarafı iyice küçülen bilgisayarlarda işte 1070 gibi bir performansa, güce ulaşabilme. Ama hani olduğu da kötü olmuş. Yani bence yani şunun küçülmesi bile bir avantaj işte. Yanında işte oyunlardaki performans da evet. sen söyledin gayet yeterli. Buradaki sıkıntı yanında taşıyacaksın. Çünkü maksimum performans için bu elektrik bağlantısı olacak. Bunu doğru. hep gezdiriyorsun. İnce bilgisayara takos kadar adaptör çirkin oluyordu. Bir gelişmedir. Ama 13 bin lirayı verecek misin, vermeyecek misin? Günün sorusu bu. Hı-hı. Yani 17 inç bir dizüstü istiyorsan, arada oyunda oynayayım diyorsan. Bence arada oyun oynayayım değil. Oyun oynayacaksan alacaksın bunu. Ya o tabii ki. Yani onun dışı çünkü 13 bin liranın çok çok altında çok güzel bilgisayarlar alabilirsin. Hı hı. Yani o oyunu çıkartırsan işin içinde hem daha küçültürsün. Performanstan da işlemci tarafında taviz de vermezsin çok fazla. i7 aynı i7'yi bulursun yani küçük bir laptopta. O yüzden ona göre düşüneceksin. Oyun oynuyorsan benim işim oyun diyorsan ve bunu taşıyacağım ben diyorsan tamam o zaman olur. Oyun dışında yani oyun ana konun olacak diğer her şey ek. Hı hı. Hani ek doğru. Ben bununla ders de çalışacağım. Peki. Tabii ki yapabilirsin. İşte bunu okula götüreceğim. Proje yapacağım. Yapabilirsin. Ama ana şeyin onu oyun olacak her zaman. Çünkü çok yüksek bir para. Sonuçta hı hı. hani. Sonuçta hani diğerlerinde dediğin gibi 120 Hz ekran falan da çok bir anlamı kalmıyor. Yani. Tabii niye? Ana oyun dışında niye oyun, yapacağım? Doğru. Aynen. Böyle hem de tekrar söyleyeyim de adını. MSI GS73 7 VR 7 RG Stealth Pro. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.